Vermedi. Çıkma dönemiydi, bunlar çıkıyor artık, evlere geliyorlar. Birbirine cıra verebiliriz. Örkü ne gör? Doğal, doğal çıkardı nasıl? Ne oluyor? Ne canım? İyi mi diyorlar lan? Çıkı karşıma ne yapın? Abi beni ne yapısırdın? Hadi bana yapalım bana, hadi bana. Bana çıktın ha. Sonra her zaman kapatın. Hadi kür. Batman bölgesinde kara yılanları çoğalmış. Batman bölgesinde bu kara yılanlar yaşıyor. Bunlar çiftleşme dönemidir. Bunlar insanlara zarar verebilir. Burada bize bir haber geldi, telefon geldi. Dedi burada iki tane yılan var. Geldim bunlar ikisini yakaladım. Normalde bu tam Mısır tarlalarında şeylerden kenar şehir yani mahalle kenarlarında şehir merkezlerine giriyor. Köylerde de öyle. Bunlar su olduğu yerde, Mısır'ın olduğu yerde serindir, serinliğe geliyor. Çiftleşme dönemidir. Bunlar çoğalıyor. Evleri tarla yerlere yakın olanlar dikkat etsinler. Haber versinler biz gelip yakalayacağız. Bizi ısırmıyorlar. Dedemizden kalan bir efsunleme var. Normalde kara yılanlar herkese karşı ısırma şeyi var. Isırıyor, saldırıyor, öldürme zehri de var. Bunlar öldürebiliyor. Yalnız dedemizden kaldığı için, efsunleme olduğumuz için ısırsa da bize bir zarar vermiyor. Ha. Kara yılandı. Bunlar canlı ya. Bak çiftleşme döneminde birbirlerine sarılmış. Halde yakaladık. Ha. Bunları yakaladıktan sonra nereye bırakıyorsun? Doğaya salıyorum bunları. Bunlar kimseye zarar vermesin diye. Bunları yaşayabileceği bir bölgeye salıyorum. Mesela mısır yerlerine, ekin yerlerine, buğday yerlerine, farenin olduğu bir yerlere salıyorum ki kendini besleyebilsin. Bazen küçük yavruları yakalıyorum. Evde bir miktar süt veriyorum, besliyorum. Tekrar doğaya salıyorum. Bunlar doğada yaşıyor. Mesela doğa hayvanıdır. Bunu sürekli esir tutsan bu zarar gelir buna. Tekrar kendini çiftleşme döneminde hazırlıyor zaten. Çiftleşme dönemidir. Yeni üreme yavru çıkaracak. Tekrar devam edecek neslini. Ha. Yani bunlar şey yapıyoruz. Bunları bir yere müsait bir yere salacağız. Bunlar yavrularını beslesin tekrar. Ha, yumurtlasın, yavrularını beslesin. Böyle bir şey var yılan, kara yılan hikayesi. O bölgede yavrularını kurabilmek için yumurtalarını 40 gün bekliyor. O 40 gün bekledikten sonra yavru çıktı mı o bölgeyi terk ediyor. O 40 gün boyunca bir şey yemiyor, aç kalıyor. Orada kalsa kendi yavrularını yiyecek. Kendi yavrularını yememesi için Allah-u Teala ona bir hissiyat vermiş. Çıktığı gün orayı terk ediyor. Orada kalmıyor. Orada kalsa kendi yavrularını yiyecek. Allah-u Teala tarafından ona bir hissiyat var. Çıktığı gün o bölgeyi terk ediyor. Kendi yavrularını yememesi için. Başka bir şeyle besleniyor. Hiç gerek yok. İsterseniz de buraya bırakabilirim. Gideceğim. Bırakabilirim. Erkek dişidir ha. Oradaki erkektir ha. Ha sevişiyorla bir gün. Abinin taraftaki var ya. Aha. Bana zehirli. Aa gel. Ağlamaz beni daha güzel mısır kaldı.